Discord açalım. Geçenkini unutmuşum. Sonradan açtık biraz. Şimdi share screen. Şimdi en son bunu yaptık. Ben de böyle cevap veriyorlar. Tilt oluyorum ya. Şimdi bunu artandır. Ya hiçbir tane açıklama yapmamış. Böyle cevap oluyor. Fonksiyonu verilmiş. Şimdi ilk önce ne demek istiyor? F'in tersinde -2 üzeri -2 demiş. Şimdi bunun tersini bulmaya kalksam çok yorulacağım. Hiç gerek yok. Şimdi buna ben şöyle diyeyim. F'in tersinde 1 bölü 4 örneğin A olsun. O zaman bu normal fonksiyonda F A'nın 1 bölü 4 olacağını vermeyecek mi? Fonksiyonlarda daha önceden gördüğümüz iç dış ilişkisi. Şimdi F A nedir? X yana yazalım. 2 üzeri 3 eksi A artı 3 bölü 16 1 bölü 4'müş. Şunu karşıya gönder. Normal fonksiyon sorusu olmuş bu. 3 eksi A. 1 bölü 4'ü istersen 4 bölü 16 yazalım ki payda işlemesiyle bir daha uğraşmayalım. Burası öncelikli olarak 1 bölü 16. 1 bölü 16 demek bu arada 2 üzeri eksi 4. E tabanlar aynı. 3 eksi A eksi 4 olacak. İşlemi yaparsan 7'yi bulacaksın. Yani logaritma veya üstelle çok aşırı bir şeyim olmadı. Sadece fonksiyon. Bunu ben 10. sınıfta da olsa çözerdim. Üssü sayılarla ilgili. Burada da logaritma içine koymuşlar. Bu kadar. Sıkıntısı olan var mı soruyla ilgili? Onu sorayım öncelikli olarak. Sanırsam yok. Hocam, Yes. Dinliyorum. benim bu soruyla bir sıkıntım yok da hani ben demin size sordum ya hani fx çarpı y eşittir fx artı fy falan diye. Ben sana bir Mesela şey böyle bir... söyleyeyim. Sen bir soruyu gönder bize çözelim olmadı. Dersin sonuna doğru. Hayır, soruyu aslında yaptım ben. Soruda sıkıntı yok ama sadece hani mesela dediğim gibi fx çarpı y eşittir fx artı y olduğunda bunun mesela fx eşittir şöyle şöyle bir kuralda çıkar diye bir şey söyleyebiliyor muyuz? Yani ben bunu mesela fx eşittir nedir dediğinde 2 üzeri Ya x bir şey söyleyebiliyor muyum yani şöyle mesela? bir şey diyorsa bu logaritmik fonksiyondur. Y eşittir fx log'dur. F x artı y'yi fx çarpı fy yapıyor ise büyük ihtimalle y fx'e biz üstel fonksiyon diyeceğiz. Yani bu genelleme yaptırabilirim sana. Bunun dışında şu anda aklıma gelen bunlar. Yani diğerlerini hatırlayamadım ama bunu diyorsun sen galiba. Böyle bir genelleme yapacaksa bu olabilir. Bunun dışında ne dediğini tam anlayamadım burada. Tamam mı? Burası ters dönecek bu arada. Pi bölü e. Yani bunu ben pi yaklaşık 3,14'tü. E'yi de söylemiştim. 2,72 yaklaşık. O zaman bu pi bölü e'nin birden büyük bir değer olduğunu söyler. Birden büyük bir değerse bu fonksiyonun grafiği şöyledir arkadaşlar. Üstel fonksiyon. Y eşittir pi bölü e'nin eksinci kuvveti artan bir grafiktir. Şimdi birebir midir? Bunu bir daha unutanlar için birebir örten demek değer kümesindekine göre karar verilen bir şey olduğu için burası önemli. Pozitif reel sayı demiş. O zaman çizgileri ben sadece pozitif olan yerden çizeceğim. İşte şöyle şöyle çiziyorum. Bu benim çizimimden dolayı şurada belki şey gözükebilir ama bunlar hep bir noktada değecek. Yani orası biraz sol taraf sanki biraz hani yatay gidiyor gibi ama yatay gitmiyor. O böyle kesip geçiyor bu arada haberiniz olsun. Bakıyorum
mavi çizgiyle fonksiyon grafiği bir noktada kesişiyor. Bu arada mavi çizgileri aşağıya sarkıtamam. Neden? Çünkü bana değer kümesi olarak R artı vermiş. Yani pozitifleri vermiş. Aşağısı negatifler olacağı için olmaz. O zaman bu arkadaş birebirdir. Çünkü hep tekrar söylüyorum. Mavi o çizdiğim doğrular bir bir. Bütün mavi çizgiler fonksiyonda buluştuğu için mavi çizgilerden boşta kalan olmadığı için örtenlik oluyor. Azalan mıdır? Hayır. Aksine artandı bu. Bu yanlış oluyor. Hangileri ya da hangileri doğru demiş? Yani 1 ve 2 doğru. Üçüncüsü yanlış olarak geliyor. Mesela bu soru şöyle tanımlansaydı. F R'den R'ye yine fx E bölü pi'nin eksi x'inci kuvveti olarak tanımlansaydı. Bunun grafiği zaten aynısı. Ben sadece dikkat edersem şurasını değiştirdim. Bu kez çizgileri bak. Tamam. Burada gene çizeceğim bak. Çizeceğim, çizeceğim. Ama bu kez bak aşağıda götüreceğim bunları. Neden götürebiliyorum? Çünkü burada değer kümesini reel sayılar demiş. Herkes olabilir. Şimdi bir, gene fonksiyonla doğrular hep bir noktada kesişmiş. Yani birebir de bir değişme yok. Fakat şu mavi doğrulara bir tane fonksiyon görüntüsü gelmiyor. Yani fonksiyonla mavi doğrular, buradaki mavi doğrular kesişmiyor. Bu demek ki gidilen yerde, yani değer kümesinde boş eleman var. Örten olmuş olamıyor. Burada ise her çizgi fonksiyonu buluştuğu için bu örtendi bak. Örtenin farklı olma sebebi değer kümesinin farklı alınması. O zaman bizim tanım değer kümelerimizin değişmesi fonksiyonumuzun birebir örten olma durumlarında değiştiriyormuş. Oraya dikkat etmemiz lazım. Yani illa tek başına x veya x kare şudur budur diyemiyoruz. Bunların değer ve tanım kümeleri topluca incelenmeliymiş. Var mı burada sıkıntı? Yok olarak algıladım. Ben herkesin sesini falan kıstım yanlışlıkla. Kimse konuşmayınca. Evet. Şimdi gelelim bunların hangileri üstel fonksiyon belirtir? Şimdi taban pozitif olacak. Eksi 3 olamaz. Kök 7 sıfırdan büyük ve 1 değil olabilir. Ama biz genelde tam sayı kullandığımız için sanki hep bir tam sayı olacakmış gibi bir hissiyat oluşabilir. Hayır. Eksi 5 bölü 2 üstel fonksiyon olamaz. Tabanı 1 sıfırdan büyük değil. E zaten bizim arayıp da bulamadığımız şey üstelde. Evet bu. X küp fonksiyondur ama üstel fonksiyon olarak değildi. Bu kübik fonksiyon. Yani şöyle olsaydı 3 üzeri x üstelde tabii ki. Ama şu hali üstel fonksiyon değil. O zaman 2 tane çıkmıyordu. 2 tane üstel fonksiyon varmış. Üstel fonksiyonda taban, şöyle bir daha hatırlatayım. Fx, a üzeri x, a sıfırdan büyük yetmez. A sıfır, birden farklı. Yani taban pozitif ve 1 olmayacak yalnız. Bu şartı sağlayanları aldık. Ya bunlar hep çözümlüymüş ya. Ben neyse artık. Dikkat etmiyorum ona. Burada grafiği verilen bir fonksiyon var. Bu noktanın koordinatlarını yazalım. X ekseni üzerinde olursa y'si 0, y ekseni üzerinde olursa da x'i 0 olduğu için bu nokta 0'a 4. Bunu ta 10. sınıfta grafiklerde veya işte geçen sene biraz bahsettik. Bir fonksiyonun grafiğinin üzerinde olmak fonksiyonun denklemini sağlamak demek. Tabi bu arada gideceğim bunu x yerine, gideceğim bunu y yerine yazacağım. Tabii ki herkesi yerine yazmak şartıyla. F 0 4 yapar. F 0 nedir? 4 üzeri a eksi 2 eksi 0. Pardon yanlış söyledim. 0. Şurada 2 yazdım. 4 üzeri 1
4 üzeri a eksi 2 tabanlar aynı. 1 eşittir a eksi 2'den a'mız 3'müş. Ha, şükür a'yı bulduk. Fx o zaman düzenlersek buraya 3 yaz. 3 eksi 2'den 1 eksi x diye 4 üzeri 1 eksi x geliyor. Şimdi gelelim buradan sırasıyla f neydi? A. F a ne? F3'ü bulacağım. F3 nedir? 4 üzeri 1 eksi 3 yani 4 üzeri eksi 2 o da 1 bölü 16. Bana tersiyle ilgili bir şey demiş. Tamam, bu fonksiyonun tersini bulabiliriz dersin. Yani logaritmaya başlarken onu yapmıştık ama artık gerek yok onu. Biz şöyle yapalım. Sayısal bir değer olacak. F terste 1 eksi x'in x olduğunu. A artı 5 bu arada ne oluyor? A'mız neydi bu arada? 3'tü. Bize f'in tersinde bu arada bunları yazmamışım. Yazsam daha mı iyi olacakmış? Şunu soruyormuş. F 3 çarpı f'in tersinde 8'i soruyor ya. F3'ü buldum. 1 bölü 16. F'in tersinde 8'i bulmam lazım. Burayı 8 yapmam lazım. Yapalım o zaman. 4 üzeri 1 eksi x 8. 4 demek 2 üzeri 2 demek. 1 eksi x. 8'i de 2 üzeri 3 yap. Başka bir de işte 2 eksi 2 x 2 üzeri 3. Tabanlar aynı. O zaman 2 eksi 2 x eşittir 3 yapar. Eksi 2 x 1 yapar. X'imiz de eksi 1 bölü 2 yaparmış. Bunun sonucu da eksi 1 bölü 2 yapar. O zaman eksi 1 bölü 32'ye ulaşmış olacağız. Bunlar bence logaritmik tamam belli görüşü olarak tabii ki bunlar üstel fonksiyon falan ama ben bilmeden de bu soruyu rahatlıkla çözebilirdin sen. Orada sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Biraz tabii o değiş tokuştan üst sayıları kurcalamak gerekiyor. Oralara dikkat. Var mı sorusu olan burada? Yok mu? Peki. Niye geçmedin? Ha, şimdi geçtim. Bu soruda da dıştan içe doğru geleceğiz. Şimdi artık hızlanabilirim burada. Logaritma sonucunun 1 çıkması demek, içinin tabanla aynı olması demek. Burada 10 olduğu için demek ki burası da 10'muş. Yani 5 logaritma 2 tabanında 7 eksi logaritma 3 tabanında x ifadesi 10. Bu bize logaritma 2 tabanında 7 eksi logaritma 3 tabanında x'in 2 olacağını, bu bize 7 eksi logaritma 3 tabanında x'in 2 üzeri 2'den 4 olacağını, 7'den ne çıkınca 4 olur? Logaritma 3 tabanında x'imiz de 3 olur. X o zaman bu işlem sonucunda 3 üzeri 3 ya da 27 yazabiliriz. Soru x'i sormamış yalnız. Logaritma x tabanında kök 3'ü sormuş. Bu ne demek? Logaritma 3 üzeri 3, 3 üzeri 1 bölü 2. Gel bunları öne düşünelim. Düşürdüğümüzde 1 bölü 2 bölü 3, logaritma 3 tabanında 3. Burayı toparlarsam 1 bölü 6 yapar. Öbürkü de 1 yaptığı için cevap 1 bölü 6 olarak karşınıza geliyor. Bu soru sanki şey gibi olmuş. Rasyonel sayılar soruları vardı ya şöyle. 12 bölü 6 eksi işte 4 bölü x eksi 1 bölü falan diye. Bunu işte atıyorum 4 olması için. Şimdi 12 neyi bölersem 4 olur? Önce 3. Sonra 3 olmasının ne olması lazım? 3, 3 böyle hani İşlemi yapmadan yuvarlak için ala ala gittiğiniz rasyonel sayıda basamak soruları vardır ya. O gibi bir şey olmuş bu. İşte 1 olması için 10, 10 olması için 2 diye böyle sırayla daha hızlı şekilde de çözülebilir.
tamamsa diğer soruya bakalım. Şimdi bu şöyle bir şey olacak. Kalem açmamışım. 16 küp kökten 3'ün m'nci kuvveti. Yani 3 üzeri 1 bölü 3'ün m'nci kuvveti. Başka bir ifadeyle 3 üzeri m bölü 3 geldi. Yani fena değil. Yani 16 buna eşit. Daha böyle iyi bir şey bulsak sanki daha iyi olacak. Bunu çok beğenmedim ben. Üstünü hoş değil. Daha tatlı bir şey yapalım. Bunu kaldırıyorum. Bunu sileceğim. Şimdi şu ifadeyi bir daha tekrarlayalım bir. Logaritma 3 üzeri 1 bölü 3. 16 da 2 üzeri 4. Yukarıdakini yukarı, aşağıdakini aşağı düşürdüğümüzde 4 bölü 1 bölü 3 logaritma 3 tabanı 2. Bu işlem sonucu bu 12 logaritma 3 tabanı 2 m olacaktır. Bu cepte dursun. Tamam, iyi bu. En azından logaritma 3 bölü 2'nin m bölü 12 olduğunu biliyorum. Fena değil. Şimdi diğerini düzenleme zamanı. 27, 3 üzeri 3. 2 kök 2 demek 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 1 bölü 2'den öncelikli olarak 2 üzeri 3 bölü 2 sonra bu paydada olmasından dolayı 2 üzeri eksi 3 bölü 2 bu. Sonra yukarıdakini yukarıya aşağıdakini aşağıya düşürdüm. Logaritma 3 tabanında 2. Burası eksi 1 bölü 2 oldu. Ha, burası da logaritma 3 tabanında 2 idi. Yerine koy diyor. M bölü 12. Hafif toparla. Eksi M bölü 24. Böyle daha iyi oldu. Üstlerden gidince de gelecek de biraz daha keyifsiz gelecek. Bu daha tatlı oldu bence. İlişki yakalamamızı istiyor. Yani o verilenle İşte istenilen arasındaki o bağlantıyı kurdu. Evet efendim. Var mı sorusu olan burada? Yok. Güzel. Bu ne demiş? En geniş tanım kümesi. Yani şu anda bütün konuyu bir tekrar ediyoruz zannedersen. Bu ünite sonu testi gibi olmuş galiba. Şimdi en geniş tanım kümesi için bu ayrı bir şey. 1. X kare eksi 16 büyüktür 0 ile incelenecek. Başka bir deyişle. X eksi 4, x artı 4 büyüktür 0. Eyvallah. 2. 6 eksi x bölü x artı 4 incelenecek. Büyüktür 0. Yetmez. 3. X büyüktür 0. Şunu biraz kenara kaçıralım. Artı x 1 olamaz. Çünkü orada bir taban olma durumu var. Tabanı 1 yapamıyorum. Ne yapacağım? Tablo yapacağım. Başka bir şey yok. Biraz uzun. Onun dışında çok ekstrası yok bence. Şöyle bir 3 tane 1, 2 bir de 3. için yapalım. Tamam. Şöyle ayıralım onları. 1, 2, 3. Şimdi köklerimiz ne? Bir onları da yazalım da ona göre kaç tane çizgi çizeceğimizi karar veririz. Buradan 4 eksi 4 geliyor. Buradan 6 eksi 4 geliyor. Ha, eksi 4 iki defa geldi. Buradan da 0 geliyor. O zaman 4 tane çizmem gerekiyormuş. Yine maviye dönelim istersen. Aynı renkte olsunlar. 1 2 3 ve 4. Şimdi birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Birin kökleri, bu arada bunları düzgün yazmamışım. Eksi 4, 0, 4, 6. Birincisi eksi 4, 4. İkincisi 6 ve eksi 4. Üçüncüsü 0. Şimdi birinciyle başlayalım. X, X artı
ya da sayısal değer ver 7 gibi. Burası artı, köküm değil çünkü. Ama burada tek katlı kök uğradım. Değişik. Değişik artı. İkincisi eksi artıdan eksi olacak ya da değer vererek karar verirsin. Kökü uğradım artı döndü. Artı, artı tekrar eksi. Son olarak sıfırdan büyük yani bu taraf olacak. Öbürkü de eksili. Şimdi bir tarayalım bunları. Büyüktür sıfır dedi. O zaman öbürkü de büyüktür sıfır demiş. Diğeri de sıfırdan büyük. Şu anda üçünde de olan yeri alacağım. Burası. 4, 6 aralı. Peki biri çıkarmama gerek var mı diye bakacağım. Aralıkta olmayan bir şey. Nasıl çıkaracağım? O zaman cevap 4, 6 aralı olarak karşıma geliyor. Bu geçen sene yaptığımız eşitsizlikler gibi. Logaritmi geçtik zaten bunun başlığı da. Bu şekilde yapılıyor. Her zaman söylediğim gibi basamak basamak gittiğin zaman çok bir sıkıntısı yok. Ama beşer katlı biraz yani ameliliği var. İşlemsel yoğunluk çok. Ama bence kolay bir soru. Burası tersini bulalım demiş. Biraz burada yorulabiliriz. Şimdi bunu ne yapabiliriz? İstersen daha önce biz bunu E üzeri X'li olarak yapmıştım ben. İkinci ders olabilir. Birinci de değil ama. Orada logaritmik özelliği kullanmadan yapmıştık. Ya da direkt yine aynı şekilde yapalım. Fark etmez. Y eşittir. Logaritma 5 tabanında 2x eksi 5 bölü x artı 2'de. Başta değiştirelim bir değişkenimizi. Sonra uğraşmayalım. Logaritma 5 tabanında 2y eksi 5 bölü y artı 2'de. Demek ki bu 5 üzeri x 2y eksi 5 bölü y artı 2. İçler dışlardan 5 üzeri x çarpı y artı 2 çarpı 5 üzeri x 2y eksi 5. Şunları bir değiş tokuş yapalım. 5 üzeri x çarpı y eksi 2y eşit eksi 2 çarpı 5 üzeri x eksi 5. Burayı bu arada bir satır daha uzatmayalım. 5 üzeri x eksi 2 diye düzeltelim. Y o zaman eksi 2 çarpı 5 üzeri x eksi 5 bölü 5 üzeri x eksi 2 oldu. Doğru bir şey oldu ama çok eksi oldu. O zaman hem yukarı hem aşağı eksiye çarpalım. 2 çarpı 5 üzeri x artı 5 bölü eksi 5 üzeri x artı 2 diye bir şey olacak. Ve nitekim evet. Bu da olacaktır. Burası biraz pekiştirme gibi tekrar etme kısmı. Hocam, Dinliyorum. bir şey söyleyeceğim. Benim böyle bir ters alma ile alakalı bir sorum vardı da ben onu şimdi size atsam, siz burada çözseniz olur mu, telefonunuza atsam? At bakalım. Kısacık zaten. Peki. Şunu bir kapatıyorum. Kaç sorum kalmış bu arada? İyi. Daha varmış. Onu da pazartesi bitiririz. Şimdi size bir ödev. Hafta sonu şu arkadaki soruları çözün bakalım. Şu logaritma ile ilgili. Bugün çözdüm en son sorudan itibaren kalan soruların hepsini çözün. Sırayla yapamadıklarımız oldukça yapalım. Yani çözeyim böyle. Soru çözüm şeklinde geçsin ders. Şimdi buradan sorusunu şuraya bir yere yazayım. Beraber çözelim gelin. Fx eşit 3. 3 üzeri 1'i niye yazarsın ki? 3 artı logaritma 3 tabanında x artı 2 ise f'in tersinde 81'i sormuş bize. Şimdi ben bunu testte karşılaştırdım. Kesinlikle tersini almam. Niye? Sayısal bir versiyon. F'in tersindekine a derim. Hadi x orada kafanı karıştırıyor. A olsun. Bu f a değeri eşittir 81 demektir. F a ne? 3 artı logaritma 3 tabanında
x artı 2. Yalnız bu soruda bence hata var burada. Hangi ayın bu? Bunu bana arkadaşım atmış da ben de çok farklı bir sayı buluyorum. Muhtemelen hatalı diye düşündüm ama Hata. yine de bir Çünkü sormak 3 istiyorum. üzeri 1 değil oradaki yazması gereken değer. 3 üzeri başka bir şey bence. 3 üzeri 4 olsa anlamlı. Yani burası 78 olacak. Logaritma 3 tabanında x artı 2. Bu da 3 üzeri 78 eşittir x artı 2. Maalesef bu 3 üzeri Hocam. 78 eksik olacak. Efendim? 3'ü logaritma 3 üzeri 27 yapınca onları da parantez içine alınca cevap çıkıyor sanırım. Bir daha söyle. Olmaz mı yani? Bir daha söyle. 3'ü logaritma 3 üzeri 27 olarak yazarsak bir de çarpma olarak aldığım zaman çıkmıyor mu? Gene 81 oluyor ve 3 tabanında toplanıyor. Şöyle dedi. Logaritma 3 tabanında 27 artı logaritma 3 tabanında x artı 2 diyorsun. Tamam. Logaritma 3 tabanında o zaman bu 27 çarpı x artı 2 olacak. Bu fx. F'in tersi olunca f'in tersinde logaritma 3 tabanında 27 çarpı x artı 2 eşittir x olacak. İşte bu ifadeyi 81 yapacağız. Yani logaritma 3 tabanında 27 çarpı x artı 2 81 olacak. Niye kapanmadı? Bu tekrardan 27 çarpı x artı 2 3 üzeri 81 olacak. Burası 3 üzeri 3 olduğu için karşıya atacağız. X artı 2 3 üzeri 78 ve yine aynı sonucu elde edeceğiz. Sudenz. Yani orada senin yaptığında başka bir şey olmalı. Değil mi? Bir düşün bakalım bir. Orada bence 3 üzeri 1 gibi yazmış ya. Sen yani soruda şöyle orijinalinde buraya 1 yazmış. Buraya 1 yazılmaz yani normalde yazmıyoruz ya. Acaba orası başka bir sayısal değer mi? 3 üzeri 4 falan mı? O zaman da şıklardan biri olmuyor. Yani burada soruda hata var. Yazılımında hata var. Sorunun hani kendisi öyle maalesef. Orada yapacak bir şey yok. Yani Tamam hocam, teşekkür ederim. şu anki hali bu. Onu söyleyeyim. Tamamdır. Soruya bir şey diyecek misin? Demeyecek misin? Tamam. Ses gelmedi. Şimdi ben neredeyim bu arada? Bunu da yaptık. Bunu yapmadık. Bunu yapmadık. Saitçi buyur. Yanlışlıkla oldu hocam. Peki. En genç tanım kümesi. Bunu yaptım. Tersini çözmüştüm. En son buraya bakacağım şimdi. Şimdi bu ne demiş? Alabilecek kaç var, tam sayı değeri vardır demiş. Ha, bu çözümlü bir değer zaten. Şeye gerek yok herhalde. Şimdi burada 1 eksi x'in sıfırdan büyük. Buranın sıfırdan büyük olması lazım. X artı 7'nin sıfırdan büyük olması lazım. Tek tek bunları bakacağız. Yani şunları yapmayayım ben de. Burası 1 eksi x büyüktür 0 artı 1 eksi x 0 olmayacak. Birinci şart bu. 2 x kare eksi 4 x eksi 12 büyüktür 0 olacak. Bunu inceleyeceğiz. Üçüncü şart. X artı 7 büyüktür 0 inceleyeceğiz. Bir de burada bölülü bir ifade olduğundan dolayı bu arkadaş 0 olmayacak. Yani 4. 1 eksi logaritma 4 tabanında x artı 7 eşit değildir 0. Yani logaritma 4 tabanında x artı 7 eşit değildir 1. X artı 7 eşit değildir 4 üzeri 1. X eşit değil eksi 3. Eğer aralıklarda eksi 3 ve aralıklarda burada ne yaptım ben ya? 1 diyecektim. Yanlış olmuş. X sıfırdan farklı olacak demek istemiştim. Eksi 3 de 0 gelirse ya
Onları almayacağım. Ama tek tek şunu ve şunu incelemem lazım. Bu örnek soru olduğu için artık bunu yapmayacağım. Bu incelenmiştir herhalde orada tablodan. Oradan bu sadece x kare incelemiş. Diğerlerini de küçüklü büyüklü yapmış. Aynı yere varır. Oradan bulmuş. Burada logaritma 150. Şimdi burada ne oldu? 10 tabanı oldu. 10 tabanı oldu. 10 tabanı oldu. Hepsi aynı tabandan. O zaman ben bunu 150'yi şöyle yazayım. 25 çarpı 6 olabilir. Başka ne olabilir? 2 üzeri 1, 5 üzeri 2, 3 üzeri 1 yazarız. O zaman logaritma 150'yi nasıl yazarız? Logaritma 2 artı logaritma 5 üzeri 2 artı logaritma 3 üzeri 1. Bir daha düzeltelim. Log 2, 2 log 5 artı log 3. Log 2'yi biliyorum, x. Log 3'ü bilmiyorum. Biliyorum pardon. O da y. Log 5'i bilmiyorum. Bunu daha önceden söylemiştim. Logaritma 5. Logaritma 10 bölü 2 diye düşün. Bunu da log 10 eksi log 2 diye al. Log 10 1. 1 eksi log 2. Yani burası 2 çarpı 1 eksi x toparlamasından x artı 2 eksi 2 x artı y eşittir. Ne geldi? 2 geldi. Eksi x gelmiş. Artı y gelmiş. O zaman bu şekilde bir ifade olacak. Bunlar artık ilk başta zor gelmiştir. Şimdi pek bir numarası olmadığını fark ediyorsunuz. Çünkü birkaç defa aynı şeyi çözdük artık. Yani yeterli. Bu ne yapmaya çalışmış? İyi bir şey. Biraz uğraşmak gerektiğini söylüyor. Şimdi şu ifade şunu söylemek istiyor. Tanımlı olduğu sürece tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı 1 yapar. Tanımlı olduğu sürece. Tanımsızlarda zaten tanımsız ne yapacaksın? Bir şey yapamazsın. Kotanjant x o zaman 1 bölü tanjant x. Başka bir de işte tanjant x'in eksi birinci kuvveti. Şimdi bu arkadaşı yeniden yazarsam tanjant var logaritma kotanjant yerine tanjant x'in eksi birinci kuvveti tanjant x. Bu eksi bir kuvvetin öne düşürürsek bu eksi bir çarpı logaritma tan x. Bunların içleri aynı olduğu için bu ifade eksi birmiş. Tamam. Eksi bir mis. Diğeri ne yapacağım? Logaritma 3 artı 2 kök 2'nin 3 eksi 2 kök 2. Yani çok böyle bir şey ifade etmeyebilir. Ama 1 bölü örneğin 3 eksi 2 kök 2 3 artı 2 kök 2 ile paydayı çarpsak 3 artı 2 kök ile çarpsak. Yukarısı 3 artı 2 kök 2 geliyor. Aşağısı ise 3 eksi 2 kök 2, 3 artı 2 kök 2 geldiği için. Yani bir artılı bir eksili geldiğinden dolayı a kare eksi b kareye uygun. O da 9 eksi 8'den 1 geliyor. Şöyle bir şey uyanmanı istiyor. Bu ifade neydi bu arada? 3 eksi 2 kök 2'nin eksi birinci kuvveti 3 artı 2 kök 2 ya da 3 eksi 2 kök 2 demek 3 artı 2 kök 2'nin eksi birinci kuvveti. Bunlar birbirinin eksili kuvveti, eksi birinci kuvveti. O zaman toparlarsak burasını logaritma 3 artı 2 kök 2 3 eksi 2 kök 2 yerine ise gene 3 artı 2 kök 2 yazacağım. Bunun eksi birinci kuvveti. Eksi 1'i de gönder aşağıya. Eksi 1 logaritma 3 artı 2 kök 2 3 artı 2 kök 2 gibi aynısı olan bir değer. Bu da eksi 1 geliyor. Sonuç eksi 1 eksi 1
Sonuç eksi 2 ulaşmış olacağız. İsterseniz burada bırakalım. Kaç sorumuz kaldı bilmiyorum ama bundan sonraki sayfalar ödev olsun. Salı, çarşamba günkü derslerde bunları bir eritmeye çalışalım. Bunu bitirdikten sonra ben size gruba atayım. EBA logaritma sorularını göndereyim. Hatta şimdi gönderebilirim bile. Onu herkes bir çözmeye çalışsın. Oraya açalım. Sırayla gidelim. Herkes çözdüyse geçeriz. Çözemediklerinde ya da zorlandığı kısımlarda beraber bir kontrol ederiz. Yani daha önce yaptığımız soru çözümleri gibi. Basamak basamak gidelim ama her soruya da bakalım. Sıkıntı varsa gidermeye çalışalım. Anlaşıldığını umuyorum. Gelmeyen arkadaşlar varsa onları da belirtin. Yani ödevin olduğunu. Chat'te ne demiştiniz? Ben kaçırmışım. Boş bırakan tayfa bu ülkenin adı güzdür. Ne demek o Ebubekir? Anlamadım onu. Sorular gereksiz boşluyor. Bir şey hocam. Ben hatırlamıyorum niye dediğim. Bayağı bir saat oldu. Hadi ya. Ben görmemişim. Ben şimdi şu şey bittikten sonra gruplardan EBA'nın logaritma testlerini atacağım. Onlara da bakın. Tekrar söylüyorum. İlk önce yalnız kitabı bitirelim. Sonuna kadar o arkadaki soruları da çözelim. Ondan sonra EBA'ları çözeriz. Yeni konuya geçeriz. Gelecek hafta biraz soru çözümlü olabilir belki.